Merhaba, ben uzman doktor Rabia Alay. Yeni programımıza hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak kendimi tanıtmak istiyorum programa başlamadan önce. Ben çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıyım. Aynı zamanda geleneksel tedavilerden homeopati, fitoterapi ve ozonterapi eğitimleri aldım. Aydın'da kendi kliniğimde bu tedavileri uygulamaktayım. Geleneksel tedavilere çok gönül vermiş bir hekimim. Açıkçası bunun Türkiye'de veya dünyada çok yaygınlaşmasını istiyorum. Bu uğurda da aslında daha öncesinde bu kanalda gene Emin Bey'le böyle güzel sohbetler gerçekleştirdik ama hem daha fazla kişiye ulaşma adına hem de sizden gelen sorulara cevap verme adına böyle bir programa başlamak istedik. Biraz kendimden de bahsetmek istiyorum daha ayrıntılı olarak. Aslen Aydınlıyım. Aydın'da şu an ikamet etmekteyim. İstanbul'dan aldım uzmanlığımı. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nden. Daha sonrasında bir yan dal tecrübem oldu Ege Üniversitesi'nde. Geleneksel tedaviler eğitimini aldıktan sonra da bu tedavilerin hem yaygınlaşması hem daha rahat uygulanması adına kendi kliniğimi açtım. Şöyle bir program formatı oluşturduk. Haftalık olarak sizlerin karşısında olacağım. Sizden gelen soruları cevaplıyor olacağım. Her hafta 3 tane soruyu cevaplayacağım ve daha sonrasında da gene sizden gelen sorularla programa devam ediyor olacağız. Programcı değilim, yayıncı değilim, hekimim. Şimdiden sürçülisan edersem affola diyerek geçen haftalarda aslında Instagram'da bir soru cevap oluşturmuştum. Ve oradan gelen, sizden gelen sorular vardı aslında. O sorulardan da seçmiştim. Şimdi o soruları cevaplayarak programa başlamak istiyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum bu programın. Birinci soruyla başlıyorum. İlk soru çok ilginç de gelmişti bana. Ekranda olmak çok zor değil mi? Neden böyle bir program yapmaya karar verdiniz? Aslında ekranda olmak gerçekten çok zor. Emin Bey'le sohbet gibi değil şu an bulunduğum ortam. Ama hem kendi sesimi duyurmak için hem bu tedavilerin çok yaygınlaşmasını istediğim için özellikle hekimlik tecrübemin daha fazla kişiye ulaşmasını dilediğim için böyle bir programa başlamak istedim. Sizden gelen sorular da aslında benim günlük muayene sırasında hastalarda çok fazla karşılaştığım şeylerdi. İlk amacım aslında bir farkındalık yaratmak. Çünkü zaten bu aldığımız eğitimler, çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlığı haricindekilerden bahsediyorum, geleneksel tedavilerden bahsediyorum. Bakanlığın kendi eğitimleri ve yaygınlaşması adına da aslında bizler birer öncüleriz. Çocuklarda özellikle kendi branşımla ilgili söyleyecek olursam, kimyasaldan biraz uzak tutmak istiyorum çocukları. Gereksiz antibiyotik kullanımından biraz kurtarmak istiyorum. Çocuklardaki ağırlıklı hastalıkların viral enfeksiyonlar olduğunu bildiğim için ve klinikte aslında her gün ama her gün aynı senaryoyu, aynı filmi defalarca izlediğim için üzülüyorum ve buradan sesimi duyurabildiğim kadar fazla kişiye duyurarak en azından çok basit yöntemlerle, çok basit tedavilerle bağışıklığı güçlendirerek bir antibiyotikten veya kimyasaldan yeni nesli aslında korumak istiyorum. Bunun haricinde de erişkinlerde de bağışıklıklarını arttıracak, hayat kalitelerini arttıracak, özellikle COVID sonrası kronik yorgunluk sendromu çok fazla var kişilerde. Herkes mutsuz, herkes yorgun. Bu anlamda bir şeyler yapılabilir. Yani sadece antidepresanlara veya kimyasal ilaçlara muhtaç değiliz. Bu anlamda bir farkındalık yaratmak istiyorum aslında. Evet, televizyon çok zor bir tecrübe. Ayrıca vakit ayırıyoruz sağ olsun arkadaşlar da, beraber çalıştığımız kişiler de bu anlamda beni destekliyorlar. Hani burada ne kadar fazla kişiye ulaşırsak, bu yayın sayesinde ne kadar fazla çocuğu antibiyotikten, gereksiz antibiyotik kullanımından, hani antibiyotik karşıtı değilim, onu da belirtmek istiyorum burada, gereksiz antibiyotik kullanımından koruyabilirsem, bu haneme yazılmış çok fazla artı olarak düşünüyorum. Ve bu anlamda da burada sizden gelen sorularla, çünkü farklı farklı şehirlerde, geçen gene aynı şekilde bir canlı yayın açtığımda ve soru cevap yaptığımda çok farklı şehirlerden, hatta Türkiye'nin dışından takip edildiğimi gördüm. Hani herkesin bana ulaşabilme, Aydın'a gelebilme şansı yok. Ama ben böyle evlerinize ulaşabilirsem kendimi çok daha mutlu hissedeceğim ve şanslı hissedeceğim diye düşünüyorum. İlk soruyu böyle cevaplamış olayım. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. İkinci sorumuz şuydu, sağlık ve hastalık nedir? İkisi için de doktora ihtiyaç var mı? Sağlık aslında bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali demek. Sağlığın Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımı bu şekilde. Bunlardan herhangi birinin bozukluğu veya yokluğu bizde hastalık olarak tanımlanıyor. Ve bu hastalıklar sürecinde de tabii ki kişilerin, çocukların hekimlere ihtiyacı oluyor. Ama ben sağlıklı kısmı arttırmak için daha fazla hekime ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
Çünkü bu hem maliyet açısından, ülke ekonomisi açısından daha doğru bir tercih, hem de zaten Sağlık Bakanlığımız da özellikle çocuk branşında da koruyucu hekimliğe çok fazla önem veriyor. Bununla ilgili çok fazla çalışmalar düzenleniyor, eğitimler düzenleniyor, sempozyumlar düzenleniyor. Koruyucu hekimlik bu işin aslında en olmazsa olmazı. Çocuk kısmında da, erişkin kısmında da biz ne kadar sağlıklı halimizi arttırabilirsek, biz ne kadar gün içinde kendimizi daha iyi hissedebilirsek, hastalıklardan korunabilirsek, takviyelerimizi alabilirsek, uykumuzu iyi uyuyabilirsek, beslenmemize dikkat edebilirsek aslında başımıza gelecek hastalıkları o kadar ileriye öteliyoruz. Erişkinler için evet bu durum biraz daha zor olabilir. Stres var hayatımızda. İşler var, yetişmemiz gereken yerler var. Hani bunda biraz daha erişkin hastalar biraz daha zorlanabiliyor. Ama çocuk hastalarda bunu gerçekten çok fazla önemsiyorum. Çünkü zaten kliniği açma misyonum, buradaki hastalara tedavi verme amacım bu. Kendi kliniğimde de bağışıklığı arttırmak için hedefim bu aslında. Çocukları hem kimyasaldan korumak, aslında uzun vadede de bu kimyasalların getirdiği yan etkilerden, en önemlisi de tabii ki bu yan etkilerden en önemlisi de kanser, kanserden koruyabilmek. Bu anlamda da hem kliniğin buna çok hizmet ettiğini düşünüyorum, hem kendi bakış açım bu olduğu için sesimi duyurabildiğim herkesle bunun daha da böyle artacak şekilde olacağını düşünüyorum. Daha geçen gün kliniğime Konya'dan bir doktor hanım kendi yeğenini gönderdi doğal tedaviler ve bağışıklık için. Yani bu bana şunu gösteriyor. Evet gerçekten bununla uğraşan hekim arkadaşlar var. Bununla uğraşan meslektaşlarım var. Bu beni çok mutlu ediyor. Ve bunu yayılması adına da bu yayının veya bundan sonraki yayınların çok fazla bütüne katkı olacağını ve faydalı olacağını düşünüyorum. İkinci soruyu da böyle cevaplamış olayım. Şimdi üçüncü sorumuza geçiyorum. Otizmli çocuklarda tedavi yönteminiz hakkında bilgi verebilir misiniz? Otizm aslında benim bu kliniği açmamdaki hastalarıma da söylüyorum aynı şeyi. Bu klinik aslında çocuk sağlığı hastalıkları dışında iki hasta grubu için açıldı. Benim biraz daha amacım onlara biraz yardım edebilmekti. Çok fazla kaderlerine terk etmemekti aslında. Biri onkoloji hastaları, diğeri otizmli çocuklarım. Aldığım eğitimlerde, özellikle homeopatide, katıldığım dünya kongrelerinde farklı farklı ülkelerdeki çocuk doktorlarının, çocuk nörologlarının homeopati altında çok fazla otizmli çocuğa destek verdiğini gördüm. Ve bunlarla ilgili bize sunumlar yaptılar, yayınlarını paylaştılar. Ama dönüp baktığımda kendi ülkemde otizmde davranışsal terapiler, tedaviler veya baskılama tedavileri ve özel eğitimler haricinde çok da fazla yol alınmadığını fark ettim aslında. Bu anlamda da biraz kolları sıvadım. Hatta o Dünya Kongresi'nden sonra bir amacım vardı. Böyle bir eğitimi, böyle bir sunumu ben yapabilir miyim diye. Çok şükür o da nasip oldu. 2-3 ay önce bir Kocaeli'deki Türkiye GETAT Kongresi'nde otizmde yaptıklarımızı, klinikte yardımcı olabildiğim hastaları veya orada bu sunumu dinledikten sonra bu anlamda bir destek vermek isteyen hekim arkadaşlara bir öncülük olsun diye bu sunumu ben yaptım. Homeopatiden ve ozon tedavisinden otizmde çok fazla faydalanabiliyoruz. Homeopatiden biraz bahsedecek olursam, homeopati biraz daha işin derinini tedavi etmek, daha enerji boyutunu tedavi etmek için yaptığımız bir destek tedavi. Burada çocuklarda özel olarak ayrıntılı bir anamnez alıyoruz. Yani karşımıza 10 tane otizmli çocuk geldiğinde onunla da aynı homeopati remedisini, aynı homeopati ilacını vermiyoruz. Burada çocuğun özelinde, çocuğa bireysel olarak en uygun olan ilacı, remediyi seçiyoruz. Bunun için çok ayrıntılı bir anamnez alıyoruz çocuktan ve ailesinden. Çocuğu biraz daha gözlüyoruz. Çünkü otizm çok geniş bir tanı. Yani şöyle anlatayım. Gelen hastalardan mesela şu ana kadar yaklaşık 100'e yakın otizmli çocuk görmüşümdür kendi kliniğimde. Bazısı hiç konuşmuyor, bazısı hiç susmuyor. Bazısı çok hareketli, ortalıkta böyle her şeyi dağıtıyor. Bazısı benim odamdaki oyun alanındaki çadırın dışına çıkmıyor. Annesinin arkasına saklanıyor. Yani şunu demek istiyorum. Otizm kendi içinde de çok farklı çeşitleri olan bir hastalık. Bu anlamda da her çocuğun tedavisi aynı olamaz. Ben böyle düşünüyorum açıkçası bu konuda. Ve bundan dolayı da aileden çok ayrıntılı bir anamnez alıyoruz. Çocuğu gözlüyoruz, çocuğun davranışlarını gözlüyoruz. Daha sonrasında bir tedavi protokolü oluşturuyoruz. Homeopatinin güzel kısmı, evet derinden tedavi ediyor, daha kalıcı bir tedavi sağlıyor. Gerçekten o güne kadar modern tıpla belki alınabilen yolu biraz daha hızlandırıyor, biraz daha ilerletiyor.
Ama bir tık daha diğer tedavilere göre bir tık daha yavaş işliyor. Ve hep hastalara da onu söylüyorum. İlk 1-2 hafta belki biraz şikayetlerde artış da olabiliyor. Ama daha sonrasında o yoluna, rayına girerek devam ediyor. Yaptığım sunumda, o Kocaeli'deki sunumda kendi vakalarımdan videolar da paylaşmıştım. Bu anlamda otizmde bir şeyler yapıyor olmak, hastalara fayda sağlıyor olabilmek beni manen de çok mutlu ediyor. Homeopati dışında bir de şundan da bahsetmem lazım. Ozon tedavisi de uyguluyorum otizmli çocuklarda. Çocuğun durumuna göre iki ayrı yoldan uygulayabiliyorum bu tedaviyi. Rektal, yani makattan ozon tedavisi veya damar yolundan ozon tedavisi şeklinde. Bu tamamen çocuğun özelinde karar verdiğim bir çeşitlilik. Ama eğer bağırsak alışkanlıklarında bozukluk varsa, ekstra eşlik eden bir enfektif hastalığı varsa bağırsakla ilgili, o zaman daha çok rektal yolu tercih ediyorum. Ama çocuk çok öfkeli değilse, damar yolunu tutabiliyorsa, o zaman sistemik yol olarak da kullanabiliyorum damar yolundan ozon tedavisini. Buradaki amacım aslında vücuttaki oksijen hasılığını biraz daha arttırmak. Yani üzerine eklediğim tedavinin biraz daha işlevini arttırıyor olabilmek. Ayrıca makattan yapılan ozon tedavisinde bu bağırsak florasını, oradaki mikrobiyatayı da düzenlediği için, oradaki oksijenasyonu da arttırdığı için daha etkili olduğuna veya buradaki diğer uyguladığımız tedavilerle beraber daha güzel sonuçlar verebileceğine dair yayınlar da var. Açıkçası zaten fonksiyonel tıp diye bir bilim dalı daha var, herkesin bildiği. Bağırsak gerçekten bu işin artık çok çok önünde olmaya başladı. Hem bağışıklık kısmında, hem alerjik reaksiyonlar kısmında, hem mental kısımda. Artık Alzheimer'da bile bağırsak florasının değişkenliğini veya oradaki mikrobiyatanın önemini konuşuyoruz biz yapılan toplantılarda, kongrelerde. Bu anlamda da o bağırsak florasını eğer destekleyebiliyorsam makattan ozonla, destekleyemiyorsam ozon tedavisiyle de diğer probiyotiklerle, prebiyotiklerle veya bu bağırsak florasını düzenleyen diğer ilaçlarla mutlaka homeopatiyi de kombinliyorum. Yani şöyle söyleyeyim, gelen hastalarım bilir. Bir hastalık için tüm tuşlara basıyorum. Fitoterapi ise, bitkisel destekse o, modern tıpsa o, homeopati ise eklenmesi gereken tedavi o. Aynı şekilde ozon tedavisi de burada destekleyici tedavi olarak yerini alıyor. Şimdilik bu soru hakkında da söyleyebileceklerim bu kadar. Bu haftalık programımızın sonuna geldik. İnşallah bütüne katkı sağlayabilmişimdir. Bundan sonraki programlarda cevaplayacağım sorular için hem ekranda olan telefon numarasına ulaşıp sorularınızı gönderebilirsiniz. Aynı şekilde eğer Instagram'dan beni takip ediyorsanız da orada ben bir soru linki oluşturacağım. Aklınıza takılan şeyler varsa, cevaplamamı istediğiniz şeyler varsa, burada yanıtlamamı istediğiniz sorular varsa oralardan bana bunları sorabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Şimdilik benden bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.